Değerli arkadaşlar, 9. yargı paketi dün meclise sunuldu. Onunla başlamak istiyorum. 38 madde ve bir geçici maddeden oluşuyor. Üzülerek görüyoruz ki tam 20 madde, bu gelen 38 maddeden 20 madde Anayasa Mahkemesi'nin anayasaya aykırı bularak iptal ettiği maddeler. Aslında bu yasalar yapılırken ısrarla biz anayasaya aykırılık iddiasında bulunduk. Muhalefet şerhlerini buna göre yazdık ve iktidar milletvekillerini ve gruplarını uyardık. Bu neyi gösteriyor? Maalesef ki mecliste yasa yapma kalitesi günden güne düşüyor. Muhalefet dinlenmiyor. Muhalefetin uyarıları dikkate alınmıyor. Ne oluyor? Anayasa Mahkemesi iptal ediyor. Etmese, gözden kaçırsa, Anayasa Mahkemesi olmasa maalesef ki anayasaya aykırı olan birçok yasa maddeyle bu ülke yönetilecek, yargı kararlarını ona göre verecek. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin iptal etmiş olduğu birçok madde var ama en önemlisi kadının soy ismi. Anayasa Mahkemesi şunu söylüyor. Anayasa 10 eşitlik ilkesi. Net. Kadın evlenirken kendi soy ismini salt kullanabilir. Ama bu iptale rağmen Anayasa Mahkemesi'nin eşitlik ilkesini ihlal ettiniz. Kadın soy ismini, kendi soy ismini evlendikten sonra salt, eşinin soy ismi olmadan kullanabilir hükmünü nasıl getiriyorlar? Eski maddeyi aynen koruyarak getiriyorlar. Yani evlenirken ya da evlendikten sonra nikah memuruna ya da evlendikten sonra nüfus müdürlüğüne bir dilekçeyle kadın da soy ismini kullanabilir ama eşinin soy isminin önünde olmak kaydıyla. Anayasa Mahkemesi bunu iptal ediyor. Niye direniyorsunuz? Eşitlik ilkesine net bir şekilde aykırı. Ama Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını kadın erkek eşitliğinde tanımayan bir maalesef ki AKP grubuyla karşı karşıyayız. Peki gerekçe ne? Gerekçe şu. Türk aile bütünlüğü bozulurmuş kadın salt soy ismini kullanırsa. Şimdi ben sormak isterim. 6 yaşındaki bir çocuk sözde sapkın bir tarikat üyesiyle evlendirildiğinde bozulmuyor mu? İlk öğretimde çocuklar uyuşturucu madde kullanır hale gelmiş. Bozulmuyor mu? Şimdi kadına şiddet, her gün bir kadın öldürülüyor ya da şiddete uğruyor. Bozulmuyor mu? Bozuluyor. İşte aile bütünlüğünü burada görürseniz hata yaparsınız. Anayasa Mahkemesi bu maddeyi nasıl iptal etmişse, Anayasa Mahkemesi Anayasa'nın 10. maddesini, eşitlik ilkesini nasıl korumak istiyorsa bu soyadıyla ilgili bölümü aynı şekilde Adalet Komisyonu'na getirin, Genel Kurul'a getirin. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kadının eşitlik ilkesi gereği salt, sadece soy ismini kullanmasını savunuyoruz. Enflasyon, evet. Şimdi bu ülkeyi yöneten beceriksiz yönetim, bu ülkeyi yöneten beceriksiz bakanlar, ekonomi bakanları maalesef ki ekonomide ve toplumda tahribat yapmaya devam ediyor. Şimdi TÜİK enflasyon oranlarını açıkladı. Üzülerek söylüyorum ki TÜİK'in hesapladığı enflasyon oranı 1.6, hesapladığı enflasyon oranı 4.3, yani 2.6 kat fark var. Peki burada zararı kim görüyor? Milyonlarca emekli, memur, çalışan görüyor. Ve bakan Mehmet Şimşek utanmadan, sıkılmadan bir kez daha söylüyorum,
Enflasyon planlamamız iyi gidiyor diyor. Yandaş basına baktığımız zaman başlıklar enflasyon düşüyor. Bunu nasıl hesaplayabiliriz? Hepimizin 2020, 21, 22, 23'te market fişleri var. Temel besin maddeleriyle ilgili alışverişlerimiz var. Gelin herhangi bir milletvekili ya da bu bakanla getirelim bu fişleri. Bir de bugün alışveriş yapalım. Ekmek, makarna, yağ, süt, peynir ne olmuş görelim. Rakamlarla enflasyon düşmüyor. Rakamlarla, sahte verilerle insanların yoksulluğunu gideremiyorsunuz. Ceplerini dolduramıyorsunuz. Herkes biliyor ki yalan söylüyorsunuz. İnsanları kandırıyorsunuz. Bugün TÜİK milyonlarca vatandaşımızın cebine elini uzatmıştır. Onların eksik zam almasını sağlamıştır. Ve bunu yaparak da topluma ihanet etmiştir, suç işlemiştir. İşte İstanbul Ticaret Odası'nın verileri, ENA'nın verileri ve bir de TÜİK'in verileri. Hiçbiri birbirini tutmuyor. O yüzden biz burada bu bakanı bir kez daha uyarıyoruz. Kendini bile kandırmıyorsun ya da kendini kandırdığını düşünüyorsun. İnsanlar sana inanmıyor. Bak Sayın Bakan, asgari ücret yüksek diyorsun. Enflasyon verileri güzel diyorsun. Hayat sana çok güzel. Sen Gölbaşı'ndaki villanda gayet güzel yaşıyorsun. Peki sana bir soru daha sormak isterim. Enflasyon gayet iyi. Asgari ücret gayet yüksek. Peki bir iddiaya göre senin Gölbaşı'ndaki villanın giderlerini, tadilatını, özellikle yapı malzemelerini Rönesans diye bir şirketin yaptığı söyleniyor. Şimdi çıkıp şunu açıklaman lazım. Dürüst bakan, vicdanlı bakan, senin Gölbaşı'ndaki villanı nereden edindin ve onun tadilatını ve yapımını kim üstlendi? Bir tadilat var. Gayet lüks bir villan var. Rönesans'ın yaptığı söyleniyor. Bir bakanınız Rönesans'ın uçağına biner. Maliye Bakanımız Rönesans'ın inşaat şirketinin malzemeleriyle villasını yeniler. İddia bunlar. Sen getirirsin faturalarını. Çünkü orada bir tadilatın yapıldığı gerçek. Aldığın malzemeleri senden özür dileriz. Ama sana hayat güzel. Size hayat güzel. Siz gayet güzel yaşıyorsunuz. Biriniz şirketin uçağına biniyorsunuz. Biriniz villanızın bakım onarımını yaptırıyorsunuz. Ama olan işçiye, olan emekliye bu ülkedeki yoksul oluyor. Aynı şekilde emekliler, asgari ücretler bir kez daha burada altını çiziyorum. Zam alamayacaklar. Kara Temmuz, Temmuz kara geçecek onlar için ama Temmuz'dan sonra ocağa kadar 6 ay boyunca zam almayacakları için bugün milyonlarca emekli açlık sınırının çok çok altında yaşayacak. Bakın en düşük emekli maaşı 10 bin lira. Bakanın açıkladığı enflasyon bile %24. Yani şu anda emekliye yapmış olduğunuz zam zaten 2500 lira düşmüş. Yani 7500 lira inmiş durumda. O yüzden 5 yasa geliyor. 3 haftamız var. Bir kez daha burada 85 milyona söylüyorum. Gelin emeklinin, işçinin durumunu düzeltelim. Evet, az önce uçan bakanları, bir de villasını yaptıran, büyüten, genişleten bakanları anlattık. Bir de çift maaşlı bürokratlar var. Resmi gazetede 16 tane bürokratın daha birden fazla pozisyonla görev yaptığını, hele hele Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın danışmanının 5 değişik yerden maaş aldığını gördük. Yahu yıllardır bunu söylüyoruz. Hiç utanmıyor musunuz siz? Bir bakanın danışmanı neden 5 değişik yerde yönetim kurulu üyeliği yapar ve 5 kez maaş alır? Asgari ücret 17.002 lira. En düşük emekli maaşı 10.000 lira.
Aşağı yukarı bu beyler 250 bin lira, 300 bin lira maaş alıyor. Neden? Geçinemiyorlar çünkü. Geçim onlar için uyarlanmış bir kavram. Buna son verin. Bu bir rezalettir. Bir kişinin birden fazla pozisyonda görev alması, maaş alması bu topluma, bu ülkede işsiz gençlere yapılabilecek en büyük ihanettir. Kınıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı tasarruf kapsamında bazı ihaleleri iptal etmiş. Mesela Dalaman Orman Yolu, Kütahya Yangın Havuzu, Zonguldak Yeni Orman Yolu gibi ihaleler. Her yerde orman yangınları maalesef devam ediyor. Bu yazda üzülerek söylüyorum ki devam edecek gibi. Ama devletin, Orman Bakanlığı'nın uçağıyla seyahat eden bakan tasarrufu orman yangınlarıyla mücadele etmesi gereken alanlarda yapıyor. Sonra eleştiri de kabul etmiyor. Tasarruf buradan başlamaz. Tasarruf bindiğiniz uçaklarda, konvoylarınızda birden fazla maaş alan işte o bürokratlarda başlar. O yüzden orman yangınları büyük bir tehlike. Diyarbakır Mardin'de yaşananları gördük. Ege'de de yaşananları gördük. Daha bu yaz uzun ormanlara, orman yangınları ile ilgili bütçeye sınırlandırma getirmeyin. Şimdi önemli bir konu Sinan Ateş. Bugün kıymetli annesi, eşi ifade verdi. Önemli şeyler söyledi. Ölüm tehdidi altında olduklarını söyledi. MHP'deki iki ismin, iki çürümüş ismin kendilerini tehdit ettiklerini söyledi. Ama daha acısı o iki çürümüş ismin silahla gösteri yapan, bizleri tehdit eden o iki çürümüş ismin olayın azmettiricisi olduğunu anne ve eş mahkemeye açıkladı. Şimdi mahkeme ne yapmalı? Ey savcılar, ey hakimler, burada eleştiri sınırlarını biraz aştığımız zaman bize fezleke yollayanlar ya da ki asla ve asla ben tasvip etmiyorum. Kula Belediye Başkanı'nın makamında iki kişiyi darp etmesi, hayati tehlike yok. Tutuklandı bakın, katalog suçlarda olmamasına rağmen tutuklandı. Ama bu kadar önemli bir cinayet iddiası. Eşi ve annesi Sinan Ateş beni onlar öldürtecek demesine rağmen fezleke yok. Şimdi anne orada fenalık geçirip bayılıyor. Aslında orada fenalık geçirip bayılması gereken vicdanen mahkeme başkanı, heyet ve savcı. Hiç üzülmüyor musunuz siz? Hadi bugüne kadar savcı yapmadı ama mahkeme başkanı ve heyetin bir yetkisi var. Hemen bu ifadelerden sonra suç duyurusunda bulunup ek iddianame isteyebilir ve fezleke gelir. Fezleke geldikten sonra da bu kadar somut deliller varken bu parlamento o iki çürümüş isim hakkında kararını verir, dokunulmazlık kalkar, yargılama yapılır. Yapacaklar mı? Yapmayacaklar. Çünkü bırakın bugünkü, dünkü, geçmişteki duruşmayı, gerekçeli kararlar bu heyetin elinde. Kimi dinleyeceğini, neyi yazacağını, neyi soracağını, kimi çağıracağını, kimi çağırmayacağını zaten belli etmişler. Ama bir kez daha söylüyorum, vicdanınız varsa anne ve eşin, iki hanımefendinin beyanlarını aldınız, derhal soruşturma açılmasını talep edin ve fezlekeler gelsin. Hepimize en küçük olayda fezlekeler geliyor. Son yılların en vahim cinayeti ama maalesef ki mahkemeden, yargıdan tık yok. O iki çürümüş isim yargıda bunun hesabını vermeli, yargılanmalı diyorum. Sözlerime son veriyorum. Sorularınız varsa cevaplandıracağım. Cumhurbaşkanı Başkanı
Evet. Şimdi efendim bakın, evet anayasanın tanımlanmasında erken seçim kavramı yok. İki şekilde olabiliyor. 360'ta meclis bu kararı verebiliyor ya da Cumhurbaşkanı meclisi feshedebiliyor. Şimdi buna erken seçim dersiniz, öne alınmış seçim dersiniz ya da Cumhurbaşkanı'nın feshetmesinden dolayı yapılacak olan seçim. Bunu adlandırırsın ama bir gerçek var ki kendisi de bunu kabul ediyor. Seçimi otomatik olarak bir yıl geriye almış. 2028'den bir önce bir seçim olacak. Öyle gözüküyor. Kendi bunu itiraf ediyor. Şimdi sorun erken seçimde diyor, değil diyor. Ekonomide, yoksullukta diyor. Biz de bunu diyoruz. Emekliye zam yap diyoruz beyefendiye. Temmuz ayında asgari ücretliye zam yap diyoruz. Sarayda özür dilerim kendisiyle saraydaki beyefendiyle İki kez görüşülmesinin en büyük sebeplerinden birisi bu ülkede ezilen işçi, köylü, emekçi. Biz diyoruz ki işte sivil havacılık kanunu görüşülüyor. İhalelerle ilgili maddelerde büyük sıkıntı var. Sabahlara kadar bunları gelin açık ihale yapın diyoruz. Çünkü tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Bakanlar uçakta gezmesin diyoruz. Bu kadar makam arabasıyla gezmeyin diyoruz. Bu ülkede yolsuzluğun üzerine gidelim diyoruz. Birden fazla bürokrat maaş almasın diyoruz. Gelin bu ülkede tasarrufa gidelim ve bunu emekliye, işçiye verelim diyoruz. Biz farklı bir şey söylemiyoruz ki. Bizden destek olarak ne istiyor? Para istiyorsa verin maaşımı yetecekse. Ne istiyor Mehmet Uçum bizden? Yani bu ülkede gübre fiyatlarını düşürdüler. Bu ülkede tohum fiyatlarını düşürdüler. Çiftçiyi desteklediler. Hayır mı dedik? Zaten bunlarla ilgili biz grup önerileri veriyoruz. Emekli maaşı, açlık sınırının işte 23 bin lira olduğu söyleniyor. 23 bin liranın üzerine getirdiler. Hayır mı dedik? Biz bunu savunuyoruz, miting yapıyoruz. Ha yapması gereken şey, geçinemiyoruz mitingi, çay mitingi, buğday mitingi. Mehmet Uçum gelsin, vaziyet etsin, saraydan çıksın, gerçekleri orada da görsün. Biz de ekonominin düzelmesini istiyoruz. Biz o yüzden buradayız. Bakın 5 tane yasa gelecek 3 haftada. Bir tanesi emekli için değil. Bir tanesi işçi için değil. Bir tanesi çiftçi için değil. Bir tanesi gençler için değil. Ne işe yarıyoruz burada biz? Saraydan gelen sipariş kanunları ve Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği maddeleri düzeltmek için. Bu tahribatı yapan da sizsiniz bak. Arkadaşlar. Yani o yüzden ben ona katılıyorum. Sorun ekonomi ama düzeltecek gibi görünmüyorlar ve geçim yoksa seçim mutlaka olur. 100 yıllık demokrasi pratiğimize bakın. Cebi, midesi boş olan, dolabı boş olan halk her iktidarı cezalandırmıştır. Bu beyefendileri de mutlaka ki ilk seçimde böyle giderse cezalandıracaktır. Şimdi
buna aslında tam anlamıyla bir kabine revizyonu diyemeyiz. Bundan önce gitmesi gereken arkadaşlar var. Mesela işte Mehmet Şimşek gibi, ekonominin durumu ortada. Eğer böyle bir şey varsa bir sefer Sağlık Bakanı çıkıp bunu açıklamalıdır. Ama şurada bir haklılığı olduğunu görüyorum. Bu ülkede büyük ihalelerin müteahhitlerini tek adam belirliyor. Büyük arazi satışları ve özelleştirmelerin kimin alacağını tek adam belirliyor. Bugüne kadar hep böyleydi. Hep de böyle oldu. 22 yıllık pratikte. Sayın Bakan herhalde bu konuda biraz geç uyandı. Onu söyleyeyim. Eğer gerçekten müteahhit lobisi, ki ben bunu hep söylüyorum, bu ülkenin en büyük sorunlarından biri 7-8 tane müteahhitin bu ülkedeki tüm işleri alıp halkın, hazinenin bütçesine ortak olması, bunu söylemeli. Özellikle şunu söylemiş, ben helal, haram yemedim demiş, helal kazancımı yedin demiş. Bakın ben ona şunu söylemek isterim, doğru, haram yememiştir ama AK Parti'de maalesef ki iki tip siyasetçi, bakan, bürokrat var. Bir, haram yiyenler, iki, haram yedirenler. Unutmasın Sayın Özöseki, haram yemeyip de haram yedirenler de haram yiyenler kadar suçludur. Eğer bu topluma vicdanları varsa çıkıp bunları tek tek söylesinler. İşte Zeki Ergezer zamanında söyledi. Mehmet Yılmaz Devlet Bakanı zamanında söyledi. Varsa bildikleri bunu söylesinler. Bu kadar başarısız bakan varken, hatalı olan bakan varken ikisinin alınması ve özellikle Şehircilik Bakanlığı'nın bakanının görevden alınmasından sonra oraya böyle bir dehanın getirilmesi bence de kurum gibi şüphe uyandırıcı bir şey. Sağlık Bakanı'nın şehir hastaneleri, randevu sistemi, sağlık sistemiyle ilgili birçok yanlışı var, vebali var. Pandemi sürecinde birçok vebali var, bunları konuşuruz. Ama iddia o değil bakın. İddia müteahhitler. Müteahhitler ve onların şikayetleri yüzünden alındı. Burada bir haklılığı olabilir ama haklı olduğu konuda da haksız. Çünkü geldiği günden beri bu işler böyle gidiyor zaten. Yeni mi uyandı? Tamam. Sağ ol.